Önce çalışıyorsunuz, daha sonra anlıyorsunuz. Yani aceleye hiç gerek yok. Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sınavlar yaklaşıyor artık. Merak ediyorum, nasılsınız? Çalışmaya başladınız mı? Hadi gelin bakalım bununla ilgili biraz konuşalım. Özellikle 16-17 yaş arası çocuklara sesleniyorum. Genelde zaten beni takip edenler, 14-16 yaş arası. Nasılsınız çocuklarım? Başladınız mı çalışmaya? Bakın geçen gün birkaç arkadaşınız bana yine yazdı. Abla anlamıyoruz. Umutsuzum. Veremeyeceğim. Kitabı hiç anlamıyorum diyorlar. Yavrularım aslında anlıyorsunuz. Bakın tarif ettiğim gibi. İlk sayfayı açıyoruz. Okuyoruz. Burada sadece anlamanız için, okumanız için bir metin var ya. İkinci sayfayı açın. Hemen açıklamalarda bakın. Ruju oldu. Açıklamaları görüyorsunuz. Bakın. Açıklamalar. Hemen açıklamaları okuyacaksınız. Okuyun. Orada mutlaka önemli bir şeyler vardır. Onları da not alabilirsiniz. Bunu kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Okuyacaksınız. Papatya konusuyla ilgili iki metin okudunuz. Bunlardan ilk metinde papatyalarla ilgili ansiklopedik bilgiler verilmiştir. Yani bir tanesinde ansiklopedi bilgisi, bir tanesinde de duygu düşünce. Yani işte familyalarda 50 santim yükseklikte bir yerde papatya oluşmuştur. Bu ansiklopedik bilgidir. Diğeri de papatya çok güzeldir, mis gibi kokardır. Bu da kendi duygu ve düşüncelerinizdir. Hemen açacaksınız ikinci, üçüncü sayfayı. Bakın çizmişim gördüğünüz gibi. Bu arada Türk Edebiyatı bir benim ilk çalıştığım kitap. Ne yazıyor? Sanat eseri nedir? Sanatçıya ne denir? Sanatçı nedir? Sanat dalıyla uğraşan kişiye sanatçı denir. Bunu hemen yazacaksınız. Yavrum burada anlamayacağınız hiçbir şey yok. Tamam heyecanlanıyorsunuz. Yapamayacaksınız gibi düşünüyorsunuz. Ben de öyleydim. Ben de sizler gibiydim. Aynıydım ya. Bakın 4 yılım doldu benim. 2-3 yıl ara verdiğim için. Hatta ne kadar yıl ara verdim. Tekrar geri döndüm. Başaracağımı anladığım için. Çünkü artık bitirmem gerektiği için. Ama bakın anlamamak gibi bir durum yok. Bu da anlatıyor zaten kitap. Hemen bunu not alacaksınız. Çevir arka sayfayı. Ne yazıyor burada? Edebiyat, Arapça edep sözcüğünden türemiştir. Edep sözcüğü. İşte edebiyat yapmak nedir? İşte edebiyatın tanımı. Yani şimdi sen neyi anlamıyorsun burada? Bana bunu yorum olarak yazar mısın? Yani burada neyi anlamıyorsun? Edebiyat, ya anlatmış edebiyat şudur budur, edebiyat yapmak. Sanatçı nedir? Sanatçı şununla uğraşır. Edebiyat şudur. Tamam işte. Anlamayacağını sakın düşünme. Bunu not al. Bunu not aldıktan sonra tekrar çalışacaksın buna. Yani bütün de kitabın notunu bitirdikten sonra bunları tekrar çalışıp da okuya okuya aslında ezbere dayanıyor. Bir nevi ezbere dayanıyor bu. Sözeller. Hepiniz biliyorsunuz ya. Bunu itiraf edin artık. Çevir sayfayı. Çevir. Anlama yorumlamalar var burada. Tamam onları oku. Güzel sanat dalı ile ilgili. Ben hani bildiğim için zaten hani bu benim altta kalan ders olduğu için geçiyorum şimdi. Açıklamalar. Hikaye, romanlar, şiirler yazılır. İşte nedir bu? Ressamın uğraşları. Niye anlamıyorsun ki zaten? Niye anlamıyorsun? Bak anlama, yorumlama, dil. Hep böyle anlama, yorumlama, açıklama var. Bunları okuyacaksın. Açıklamalar yine. Bakın. Ünite sonu açıklama değil. Kendi direkt konunun içinde açıklama var. Bir metin veriyor. Yanında da açıklıyor onu. Yani sen anlamadığını sanıyorsun. Aslında anlıyorsun yavrum. Bunu yazacaksın. Yazdıktan sonra bütün kitabı bitirip yani hepsine geçeceksin zaten. Hepsinden not çıkarmak zorundasın. Ne olacak sonra? Bunları okuya 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 anlayacaksın. Ezberleyeceksin zaten bir süre sonra. Cümle nedir mesela? Cümle nedir? Ertuğrul ne oldu? Aa anne gel gel gel. Bak. Aa arkası karışmış. Nazım Nesirler mesela. Nazım Nesir burada yazılmış. Bunu okuyacaksınız. Anlayacaksınız. Anlayacaksınız. Zaten anlıyorsunuz. Bak konuşamıyorum. Gripten dolayı gitti ağzım. İyice pertekleşti. Şimdi ortaokuldan yeni mezun olmuş ve liseye yeni geçiş yapmış olan çocuklar için konuşmak istiyorum. Şimdi sizler ortaokulu yeni bitirdiğiniz için açık lise mutlaka sizin gözünüze çok büyüdü. Zor geliyor şu anda size. Yeni başladığınız için ve 10 kitap var. Ağlıyorsunuz.
üzülüyorsunuz. Abla çok zor. Yani ben bunu nasıl yapacağım? Yapamıyorum. Bırakacağım açık liseyi. Ya da hiçbir kitapta hiçbir konuyu anlamıyorum. Kitap karışık. Değil. Kitap çok kolay. Kitabı okuyup not alacaksınız dediğim gibi. Sonra bu kitap bittikten sonra buna geri dönüş yapacaksınız. Okuyacaksınız. Aklınıza kalacak. Bu da biraz hafıza ile ilgili olabilir. Yani ben bir metni 3 kere okuduktan sonra mutlaka aklımda kalır. Ya da kimilerinizin okuyup aklında kalamayabilir. Bununla ilgili olarak egzersizler var. Hafıza kuvvetleştirici. Bir doktora da gidebilirsiniz. Belki çok klişe olacak ama bunu başarmak zorundasınız. Yani bu lise bitmeli. Özellikle ben şu anda bu bütün eforumu yeni başlamış çocuklara harcamak istiyorum. Yani açık lise yeni kaydolmuş ve 14, 15, 16 yaş arası çocuklara daha çok yönelmek istiyorum. Çünkü sizlerin bir an önce bitirmesini istiyorum. Hani biz yine 2 yıl ara verdik, ne bileyim artık yaşımız büyüdü, geçti. Yani bizim için daha kolay açık lise. Ama siz yeni başladığınız için gerçekten sizler için daha zor olabilir psikolojik olarak. Halbuki kitap kesinlikle çok kolay. Kitaplar kesinlikle çok kolay. Hiçbir şey anlamıyorum diyorsunuz. Anlamayacak bir şey yok. Açıklamasını yapmış zaten burada. Not alacaksınız. Not alıyorsunuz. Sonrasında anlamamak gibi bir durum yok ki. Lütfen bütün olumsuz duyguları şu anda aklınızdan anneciğim. Bütün olumsuz duyguları aklınızdan bir kenara atın. Bunları notlarını çıkardıktan sonra tekrar bunları okuyacaksınız. Ezber olacak aslında bir nevi. Sonra anladığınızın farkına varacaksınız. Şu anda bu kitabı anlamayı beklemeyin. Bu kitabın notlarını çıkardıktan sonra sürekli tekrar yapa yapa anlayacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Evet, bence anlatabiliyorum. O yüzden aceleye hiç gerek yok. Yavaş yavaş olduğu takdirde emin olun ki çok 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 daha anlayacaksınız. Hadi göreyim sizleri. 14-16 yaş arası çocuklar için konuştum. Çocuklarım anlayacaksınız. Merak etmeyin. Çalışın dediğim gibi. Pes etmek yok. Sonra anladığınızın farkına varacaksınız. Umarım anlatabilmişimdir şimdi. Kusura bakmayın. Umarım anlatabilmişimdir. Grip olduğum için sesim... Kanalıma yeni geldiyseniz açık lise ile ilgili videolar paylaşıyorum. Abone olmayı sakın unutmayın. Ve kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.